Yavrum 1980 senesine gidelim. Canlı ihracat, ithalat gününe gidelim. O günden beri bu memlekette, bu ülkede özellikle canlı hayvan üzerine Gaziantep bölgesi satış bölgesi olduğu için burada milyonlarca hayvan ihracat edildi, ihraç yapıldı. Bizim burada dağdaki meralarımızda, yayılımlarımızda koyun kalmadı. Terör de buna eklenince insanlar hem canı yedi hem malı yedi, mal çıkarmadılar yayılıma. Yayılma da mal çıkmadı, şimdi üretim olmuyor. Üretim olmayınca da kısıtlama oldu. Azaldı. Yani süre gelen zaman içerisinde bu yavaş yavaş çekildi. Yoksa bizim ülkemiz canlı hayvan üzerine dünyada hemen hemen sayılı ülkelerden birisi. Maalesef bu ihracat oldu, öyle bitti. Terör oldu, öyle bitti. Şimdi de ceremesini çekiyoruz. Dışarıdan et ithal ediyoruz. Dışarıdan büyükbaş hayvan getirtiyoruz. Ondan sonra koyun getirtiyoruz. Bugün bir Trakya bölgesi bir Türkiye'yi besler. Doğunun üretimi, hayvanın üretimi 3 tane 4 tane Türkiye'yi besler. Maalesef bu duruma düştü. Şimdi bazı canlı hayvan alışverişi yapan satanlar rant sağladılar. Efendim içeriden malı çıkarmadılar. Piyasayı yükselttiler. Et bu duruma geldi. Ama hükümetimiz bir şeyden aciz değil. Çok güzel bir girişime bulundu. Et getiriyor ama bir çözüm değil. Yani bu bir günlük, iki günlük, bir aylık bir çözüm değil. Peki bunu doğru buluyor musun? Efendim? Et ithal edilmesini doğru buluyor musun? Ya nasıl doğru bulayım? Ben üzüntü duyuyorum. Biz burada canlı hayvan üretimi olarak da merkez olalım. Dışarıdan et getirelim. Ya nasıl üzüntü duymasın onu? Bu sırada kasaplar da mağdur oluyor. Kasaplar da mağdur oluyor. Mesela getirip kasaplara verse şu fiyattan alacaksın, şu fiyattan da satacaksın dese mağdur olmaz. Ama karşımıza geçti, marketlere et veriyor. Biz mağdur oluyoruz yani burada. Ben yani rüyamda görsem aklımda inanmazdım yani. Bu şekilde yani olmaz. Bir tarafı yapıp da bir tarafı yıkma olmaz. Biz yani canlı hayvan alıp satanlardan hükümetimizin arasında, devletimizin arasında nadir oluyoruz. Peki siz kaçtan kaça satıyorsunuz? Vallahi şimdi dışarıdan gelen etin piyasanın biraz durulmasına, düşmesine sebep oldu. Yine mağdur biz oluyoruz. Biz karşıdan hükümetin getirdiği fiyattan alamıyoruz ki. Hükümetin sattığı fiyattan da satamıyoruz ki. O zaman mağdur oluyoruz. Kaçarlık satıyorsunuz? Ya kaçarlık satıyorum. Biz bugün 26 lira, 27 lira kemiklisi. 7 lira, 8 lira kemik atar 35 liraya mal olur. Biz kaça satalım hükümetin karşısında? 30 liraya et satıyor, 29 liraya et satıyor hükümet. Mağdur olan bizdik yani gene. Bak çarşımızı bir çek bakayım. Bir tane adam var mı? Yok, bir tane müşteri yok. Akşama kadar böyleyiz. Kurban Bayramı çıktı çıkalı böyleyiz. Tabii ki devletimiz her zaman haklı gözüküyor, haklıdır da. Bir şey diyemiyoruz. Bizi her zaman suçladılar. Her daim kasapları küçümsediler, kasapları hep geri plana aldılar. Şimdi Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sayın Bakan, koyun 18 iken bir tüccara müdahale niye etmedin? Bir akıra girip de niye bir şehrin valiliğine emir verip de akılları yoklatmadın? 18 milyona, 19 milyona koyun alıyken, biz burada darbeler yiyorken, o zaman neden kasapları suçluyordun? Biz bunların mağduruyuz. Bizi Sayın Bakanım sağ olsun, bizi mağdur duruma koydu. Kendine Allah razı olsun. Kendine de teşekkür ediyorum. Mağduriyetimiz şimdi biz burada 18 milyona, 19 milyona kalkıp da koyunculardan koyun aldığımızda elimizde hayvanlarımız 18 milyona koyunlar patlama durumunda geldi. Tabii ki sahipsiz kaldık.
Sayın Bakan bize bunu konularda yardımcı olmadı. Biz koyunculara her daim zar altında kaldık. Koyuncu tabii ki koyunu sattığı sürece bağlı yükseltti. Biz bağlı koyunu da bağlı alıp da bağlı satmak zorunda kaldık. Biz istemez miyiz ki 25 milyona 30 milyona et satmayı? Biz istemez miyiz ki para daha çok satalım, daha çok kazanalım istemez miyiz? Ama sağ olsun Sayın Bakan bizi koyunculara mahkum etti. Bizi sanki koyunculara satmış gibi gösterdi. Biz koyuncuların mağduruyuz yani. Koyuncular 18 milyona, 19 milyona bizde burada ister alın, ister almayın gibi kelimelerden alt üst ettiler bizi. Sayın Bakanımıza sesleniyorum. Şu an nasıl satışlarımız? Şu an satışlarımız ölmüş fiyat, ölü durumda satış diye bir şey yok. Evet. Belli marketlerde satılıyor. Onlarlık tabii ki bize ziyan oluyor. Ne diyelim, bu da böyle olsun. Beklemek zorundayız, bekleyeceğiz de. Şu an ne kadar et fiyatları? Şu an et fiyatları bizde 35 milyon, 30 milyon kıyma, 35 milyon parça. Koyun erkek koyun eti. Aramızdaki çok fark var. O etleri biz o fiyatlara satmamız imkan yok. Zarar ederiz, üstüne 10 milyon kilo da daha para kuruz biz. Şu anda böyle başı başına zor buluyoruz. Malın kısıtlanması, memleketin büyümesi yani insanların çoğalması. Onlardan dolayı artık kısıtlama geldi. Üreten yok. Hani çiftlik olarak yani koyun üreten kalmadı. Onun yüzünden bu durumlara geldik yani. Üretici kalmadı yani. Hep tüketici çoğaldığı için bu durumdan ondan dolayı bu duruma geldik yani. Peki etin ithal edilmesine siz nasıl bakıyorsunuz? Ya şimdi ette ithal edip tek bir kişi tarafından geliyor yani. İki markete vermişler. Şimdi burada her taraflara mesela bizim esnaflara da verseler belki uygun bir şekilde bize de bir faydası olur. Ama onların ithal edilmesinden dolayı bize hiçbir faydası yok yani. Ammeder zararı var yani. Biz çünkü burada eti satamıyoruz. Çünkü herkes diyor ki markette şu fiyat, şunda şu fiyat olduğu için diyor. Kimse bizden bir şey almıyor yani. Burası yeniden hareketli oluyor ama bugün sakin gördük. Bugün değil, burası 3 aydan belli böyle sakin yani. Çünkü 3 aydan beri çözüm. Hem bayramdan çıktığımızdan dolayı sakin oldu ama şimdi işlerin açılması lazımdı. Hiç açılmıyor çünkü etler pahalı diye kimse gelmiyordu. Şimdi etler bizde de ucuzladı yani. Çünkü koyunun fiyatı da düştü. Ama bunu kimse bilmiyor yani. Herkes kafasına dıkmış, markete ucuz et gelecek, ithal et gelecek. Onlardan dolayı kafasına girmiş. Yoksa bizim burada da fiyatlarımız ucuz yani pahalı değil. Valla şu an kıymayı biz 29-30 arasına veriyoruz. 28'e kadar veriyoruz. Yani parça olarak veriyoruz, çekiyoruz yani müşterilerinde. Çekilmiş değil bizdekiler. Parça etlerimiz 35'ten 40'a kadar var yani. Kebaplık etlerimiz 45 milyon. Yani ama insanlar da halkımız bunu bilmiyor. Yani burada ucuz hala pahalı diye kafasında bir pahalılık var. Burada da ucuzladı yani fiyatlar. Bir aydan belli de hemen hemen böyle fiyatlarımız yani. Daha et gelmezden önce düştü yani bizim burada fiyatlar. Hayvancılığı daha çok teşvik etmesi lazım yani. Üretmeleri lazım. Çünkü hayvancılık fazla kalmadı yani. Herkes zarar ettiğinden dolayı çoğu kişi bıraktı. Buna daha çok kolaylık sağlarlarsa bir devlet olarak daha güzel olur. Hayvancılıkları kurumu şey bulamıyoruz abi. Yetim yapamıyorum. Belediye buna rast şey getirmesi lazım. İndirim getirmesi lazım. Arpa bağlı, şu bağlı. Hayvancı beslemiyor, korkuyor. Ziyade diyor boyunu. Bu ete yansıyor. O zaman fiyat da düşük. Vatandaş da yiyemiyor. Fiyatlar uygun. Şimdi 32 milyon, 37 milyon, 40 milyon da eti kilosu. Şimdi 32 milyon, 33 milyona et satıyoruz. Ama alan yok. Vatandaşın alış gücü yok. İthal etinin ne olduğu belirsiz. Şimdi kimin ne yaptığı belirsiz. Esnafımız, vatandaşımız biliyor. Bunun fiyatı nasıl olduğunu biliyor. Taze et daha iyi olur. Ama don şoklanmış malın nereden bir ne olduğu belirsiz. Bilemiyoruz. Sadece böyle marketlerde et satılması sizi etkiler mi? Tabii etkiliyor. Fiyat adam fiyatlı. Çünkü gidiyor arada bakıyor, alıyor. Başka bir şey yok. Şu an nasıl satışlarınız? Satış düşük, çok düşük. Günde 200 milyon et satıyoruz, çekemeyiz. O da masrafımıza yetmiyor. Hoş bulduk. Hemen verdim.